Dikkat! Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. 4K özel videolarımız her cumartesi ve salı günleri yayınlanmaya devam edecektir. Şu an izlediğiniz videolar günlük olayları cep telefonu ile çekip vlog olarak sunulmasıdır. Evet, günaydın arkadaşlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bu üçüncü vlogumuz, üçüncü gün vlogumuz. Bugün biraz uyumuşuz. Baktığınız zaman saat 10.30. Çok uzun süredir ilk defa bu saatte kalkıyorum. Sağ olsun babam yine sabah bambamı yürütmüş. Filiz'de de bende de biraz bir ufak kırıklık var. Zaten sesimden de anlıyorsunuzdur şu an. Evet, Filiz de bize kahvaltı hazırlıyor. Evet. Filiz'in de boğazlar gitmeye başladı. Değil mi aşkım? Çok ağrıyor ya. Böyle dün ilk önce bir tansiyon falan oynadı. Çok tuhaftı. Vücudum gerçekten çok yorgun düştü. Şimdi de boğazım çok kötü. Akşam da Murat Deniz'in zaten ateşi vardı. O yüzden uyuyamadık. Bu ara uyuyamıyoruz bir. Genel anlamda. Öyle oldu evet. Yani 4'te 5'te yatıp genelde 8'de 9'da işte bugün 10.30'da uyanmışız. Kalkıyoruz. Patatesiz de çok güzeldi. Patatesle şimdi hızlı olsun kahvaltıya diye. Bir gün de baklava yapmayı deneyelim mi? Baklava şeyiyle. Bence olabilir, güzel yapabiliriz. Ama şu, o dediğim yufkalar şöyle. Kağıt gibi tamam. İşte baklava yufkası. Yani zor şey sarması falan o kadar. Ama üçgende kolay oluyor. Üçgen daha basit oldu. Şöyle. Arasına biraz peynir koyayım kahvaltı. Bu arada elektrikler gitti de gerçi. Gelmesini bekleyeceğiz. Ve sobayı hemen yakacağız. Şimdi 186'yı mı alayım olmadı ya da sobayı mı yakayım? İkisini de. Ama güneşli gibi ama senin. 186'yı arayalım. Gelmeyecek gibi seferiz. Dede gidiyorsun yarın. Evet. Özleyeceğim mi buraları? Buraları sizi özleyeceğim. Sizi özleyeceğim. Bırakıyor gidiyor bizi valla. Git de baba. Git geri gel. Murat Deniz'imiz de çok iyi şükür. Ateşi vardı ama karpol direkt düşürdü değil mi ateşini? Aynen. Kaça çıktı ateşi? Şu anda da 38'e falan çıktı dün. Aynen. 38.2, 38.1. Gece bir, mi? Gece. Biraz da o yüzden bekledik. Zaten ilaç verdik. Çok yaşa. Hep beraber. Şu an 37. Yok 36.9 normal. 36.8. Evet. Evet. Saç baş dağılmış halde. Ama şöyle bir normalde ben çay may şeyim hiç yok da sağ olsun Filiz koydu şöyle limonlu güzel bir çay. Biraz boğazımı rahatlatsın. Şimdi güne başlayacağız kargolarla. Murat Deniz ilgi bekliyor. Anneciğim oğlum oğlum. Aa, elektrik gelmediği için sobayı yakıyoruz. Çünkü yemeklerimizi pişirmemiz lazım. Evet çayımız soğuyacak. Ama bugün hava iyi gibi güneşli. Yeni videomuzu çekmeye başlayabileceğiz nihayet. Değil mi Filiz Hanım? Sabah dışarıda inanılmaz çiğ vardı. Bir de bizim demir merdivenler çok sağlam buz oluyor. Bizim oraya bir çözüm bulmamız lazım. Evet. Ben Müce'ye sorayım aslında oraya böyle çimen gibi. Kaydırmaz değil, halı gibi bir şey oluyor ya, böyle çimen gibi. Her basamağına bir tane kesip yapıştırsak güzel olur. Dükkanın önüne falan yaparlar. Öksür öksür. Bayağı kötü. Sen nereden kaçar tane yapıyorsun? Hadi yapayım. Halim az değil mi? O serptiğin ne? Un. Ha biraz doyursun diye diyorsun. Hayır alakası yok, yapışmasın diye. Yani birbirine hamur gibi geçmesin, böyle kat kat çıtır çıtır gözüksün diye konuyor o cin. Püf noktalar. Evet. Burada da tereyağıyla şey var. Erişilmiş tereyağı ve zeytinyağı var. Sadece onu sürüyorum o kadar. Başka bir şey yok. Zaten margarin kullanmıyoruz biz. Ya tereyağı ya zeytinyağı. Ama biraz fazla tereyağı kullanıyoruz herhalde. Evet. Formumuzu böyle şeylere borçluyuz. Öyle babam yürütmüş de ben de mamasını koyayım oğluşumun. Tamam geliyor babam. Geliyor. Geliyor oğlum. Tipe bak. Tipe bak. Tamam naz yapma geliyor. Ya, titremeyiz. Neye titriyor hemen? Hem de psikolojin ne çabuk bozuluyor babam. Ah!
Efendim? Çok güzel olur tabii. Olur olur. Ne güzel olmaz. Neden ağlıyorsun paşa? Ama heyecanlandın tabi değil mi? Ya bakın bekle, otur orada. Otur, gelmek yok, bekle. Bekle, otur. Otur, bekle. Bir saniye baba, bekle. Hop. Bekle, otur. Bekle. Ye oğlum hadi, afiyet olsun sana. Prenses gelmeye. Günaydın. Prenses. Doğdu güneşim, doğdu güneşim, doğdu güneşim. Gel, gel, gel. Yumurta. Hadi yumurta yapacaksın, tamam mı? Günaydın canım. Nerede sabah öpücüğüm benim? Oh. Çok tatlı bir kız bu. Olur anne. Çok severim, çok severim. Çok severim kızımı. Kızım benim, bir tane. Evet. Ah, esrarladım. Gel, 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 gel. Ay, babasının güzeli. Oh, bir tane de öper misin? Elimi mi öptün? Teşekkürler. Baba, benim kızım nerede? Nerede? Neredesin Mia? Aa, nereye gitti bu Mia? Aa, Mia kayboldu. Aa, buradaymış. Mia, neredesin? Buydu musun önceki? Bitmeyen oyun değil mi? Evet, sonsuz. Hiç sıkılmıyor bundan. Hiç sıkılmıyoruz bundan babacık. Ayağımıza bir şey giyelim, ayağımda üşüyecek. Benim koca ayağım sen benim. Sen benim söylediğim yap, yaptığımı yapma kızım. Neyse, elektriğimiz geldi. Yemek için çok sorun değil, hadi onu bir şekilde sobada falan pişiriyoruz ama bu kargoların etiketlerini vesairelerini çıkartamıyoruz bilgisayar ve yazıcı çalışmadığı için. Şimdi ben kahvaltıdan önce bir onunla ilgili çalışmaya balkona çıkacağım. Evet, dede uyuttu Murat Deniz, gözlere bak. Bak onun şeyi çok güzeldi, şöyle gidiyor gözler. Tabii şu an ben biraz dikkatini dağıttım. Oynanmasını seviyor. İyi geceler. Şimdi Mia baktı, kardeşi uyuyor. Değil mi dedesi? Evet. Ama yavaş yavaş çalıyor bak. Benim sanatçı oldu kızım. Akşam çok tatlı ya, böyle yapıyor baba. Oğlan bana bebeğin üstü açılıyor. Hoş geldin. Gel. Çal bakalım. Hadi ben tutuyorum. Sen ne güzelsin Miyasu. Süpürgeyi çalıştırınca sen, süpürgesiz günümüz yok maşallah. Aşkım benim, korkma sen. Evet. Filiz paketlerin başında. Evet. Şimdi bugün onda tarhana var. Erişte. Bunda erişte var. Önce erişte nereden başla istiyorsan. Kaçtı? 12 tane. 12 tane erişte var. 6 tane mısır unu var. 8 tane de tarhana var. Sen onları paketlerken ben de pekmezleri hazırlayayım. 2 tane cam şişe var çünkü pekmezde. Geri kalanı normal plastik şişe. Onu cam şişeye geçirmem lazım. Şimdi
Ürünlerimizi komple kendimiz yaptık arkadaşlar, biliyorsunuz. Komple el emeği, göz nuru. Şey, bu arada eriştelere 500 sığmıyor. 250-252 paket yapıyoruz. Haberin olsun. Tarhana mısır unu sığıyor da erişte sığmıyor. Mısır unumuzu bu derinin döndürdüğü bir taş değirmende çektirdik. Onu da izlemişsinizdir videolarımızda. Bir bak bakalım kaç olmuş. Çünkü 250'yi de geçmesin. Peki rahat et. Çünkü kırılmasın şeylerde. Kaç? 253. Ben bir biraz daha koyayım aşkım. Şey, kutu da var çünkü sonuçta. Evet. Ben dokunmuyorum hiç ona. Sen hijyenik çalış. Şimdi öyle yani. Kaçtı? 253'tü. Yok yok. 12 tane. 24 tane öyle paket hazırlayacaksın aşkım. Sana Allah kolaylık versin. Ben de onları kapayacağım şimdi. Kitleyeceğim birazdan. Şöyle arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir paketin arasında plastik bir yüzey var. Bunu biz şimdilik öyle bir çözüm bulduk. Normalde bunun makineleri oluyor ama. Çok amaçlı. Böyle filizin saç düzleştiricisiyle kapıyoruz ve mühürlüyoruz. Böylelikle ürünler size gelene kadar açılmamış oluyor. Hop. Göstereyim. Bakın artık bunu buradan yırtarak açmanız gerekiyor. Yoksa açılmıyor. Gayet temiz, güzel, hijyenik, el yapımı ürünlerimiz. Sevgi Köyü Shopee hesabımıza bekliyoruz. Evet, Filiz Hanım biraz ürünlerimizden bahsetsene bu arada. Şu an elimde gördüğünüz gibi eriştemiz var. El yapımı eriştemiz. Onun haricinde patlamış mısır var. Yani daha doğrusu patlatmalık mısır var ve bence kış akşamlarının en güzel eğlencesi. Biz şöyle çok patlatıyoruz. Çok güzel patlıyor ama değil evet, mi? Evet. Yani kestane ve mısır patlar benim için kış akşamlarının vazgeçilmesidir. Onun dışında şeker pancarı pekmezimiz var. Umduğumdan çok daha lezzetli oldu. Çok güzel oldu. Çok yoğun kıvamlı değil mi? Şeker pancarı evet. Pekmezi. Bu arada ben kurabiyeleri şeker keklere falan da kullanıyorum. Söylemiştim çocuklara yaparken. Özellikle de kurabiye çok fazla aşırı ısıya maruz kalmıyor daha kısa sürede piştiği için biraz kurabiyeler de seviyorum kullanmayı. Onun dışında neyimiz var? Fındığımız var, hem de mücahitlerin bahçesinin. Çok güzel, çok lezzetli, çok aroması güzel bir fındık. Onu da hem kavurup hem böyle kabuklu anlık böyle çiğ tüketiyoruz falan. Çok keyifli oluyor. Aslında şu an kendi fındığımızla bir sürü cookie yapıyorsun sen. Fındık ve evet. Şeker şu pancarı pekmezinden. Şu Starbucks'ın meşhur cookiesi var ya, onu yapıyoruz. Fena olmuyor vallahi. Güzel Mia çok seviyor. Hatta evet. Geçen ilk vlogumuzda vardı, yapmıştın. Masada evet. Duruyordu. Böyle misler gibi yine kış aylarının vazgeçilmesi bence tarhana var. Şifa kaynağı. Sabah akşam tüketebileceğiniz bir çorba tarhana, biliyorsunuz. Çok da keyifle içiyoruz biz de. Size de tavsiye edebilirim. Bir de mısır unu var ama onu sen zaten söylemiştin az önce. Taş değirmende çekerken de, hatta çektirirken de video yapmıştık. Aa, esas neyi unuttuk? Zeytinyağı. Aa, evet. Çok güzel bir zeytinyağımız var. O da bizim Murat abimizin zeytinliğinden. Evet, Ege'den. Kuzey Ege'den. Kuzey Ege'den. Böyle yerleşime uzak, yola uzak bir araziden. Yaklaşık bir 25-30 dönüm arazisi var Murat abinin. Evet. Kendi zeytinliğinden komple soğuk sıkım geleneksel yöntemlerle hazırlanmış. 4 dizem çıktı bu seneki zeytinyağı. Böyle ilaç gibi bir evet. Zeytinyağımız kesinlikle. Da var. Ben şimdi biliyorum bunu anlatmak zorunda, Murat Deniz'in kafasında konak olmuştu. Onu da bile kullandım. Gerçekten soğuk sıkım çok güzel, iyi, çok iyi kalitede bir zeytinyağı. İlaçlı kullanıyoruz yani. Evet, şimdi İki tane cam şişemiz vardı. O cam şişeleri dolduracağım. Biz ilk başta hepsini plastik şişelere doldurduk çünkü. Biz hep 2 kilo olarak düşünmüştük ama daha sonra 1 kilo isteyenler de olur diye. Pardon, yarım kilo isteyenler de olur diye daha böyle tadımlık böyle yaptık. Şimdi burada ben size pekmezin yoğunluğunu göstermek isteyeceğim. Aslında bu şişeleme işi gerçekten çok vaktimizi alıyor. Geçen 12 tanemine böyle şişe gelmişti. 3 saat mi sürdü doldurması? Öyle bir şey sürdü. Ya da buna başka bir yöntem ya da başka bir şişe
bulmamız lazım ama elimizde zeytinyağlarından bu şişe vardı. Evet, aslında zeytinyağı için kullandığımızdan yani boğazı biraz dar. Yoğunluğu göstereceğim, bakın. Şöyle bir gelsene. Böyle koyuyorum, gidiyorum. Bu böyle 10 dakikada inmiş oluyor. Kum saati gibi. 4 tanesi bir taneyi dolduruyor. Böyle bekleye bekleye. Baksana içindeki yoğunluğa çünkü. Evet evet, çok da şöyle geçti. Bu kadar yoğun bir pekmez gerçekten. Normalde var ya, elimizdekini böyle yarı yarıya sulandırıp şey yapsak insanlar hiç aa pekmez formundan işte daha sıvı falan demez. Ama tabii öyle bir şey yok karşınızda. Kendi yaptığımız, bak şuradan şunu göstermek istiyorum. Şöyle akıyor. Nasıl tepe oluşturuyor baksana şurada. Evet evet. Macun gibi oldu. Çok da lezzetli ve güzel oldu. Normalde şu kutulara doldurmuştuk biz pekmezlerimizi, 2 litrelik. Fakat yarım litrelik de elimizde böyle zeytinyağı için aldığımız şişelerimizden vardı, fazla vardı. Onlara da bu şekilde pekmez koyduk. Böylelikle yarım litrelik de satıyoruz. Bu cam şişeler böyle biraz kalın ve ışığı çok geçirmeyen tarzda şişeler. Bu yüzden daha uzun süre saklamak istiyorsanız vesaire böyle cam şişe tercih edebilirsiniz. Evet, nihayet doldu. Şöyle bunun da kapağını kapatıp şöyle bir silip sonra mühürlüyoruz. Onu da saç kurutmasıyla yapıyoruz. Cins saç düzleştiricisi. Saç kurutma makinesi. Şöyle göstereyim. Şimdi bu değişik bir plastik ısındığı zaman darlaşıyor ve orayı mühürlüyor. Ana bak, kuzulara bak, kuzular geçiyor. Durdu. Bak arkadan motosikletle sürüyor. Saç kurutmasının sıcağıyla. Bunu da mühürlemiş olduk. Siz böyle yanından açarak kullanmış oluyorsunuz. Size gelene kadar açılmamış oluyor böylelikle. Şimdi biz kargo poşetlerimizin üstüne şöyle bir bakın. Kendimiz bastık, bunu yapıştırıyoruz. Sevgi köyü. Vesaire diye. Önce paketlemeye başlamadan önce. Bundan. Zaman sonra bunları çünkü içine koymak daha kolay oluyor. Sonradan yapıştırmak çok zor oluyor. Tecrübe ettik onu. Bu arada yurt içi de gönderiyoruz. Biraz pahalı bir kargo. PTT vardı, o çok ucuz. Hatta kargo başına 6 lira falan daha ucuz. Ama yani yurt içi daha hızlı götürüyor ve ürünleri daha bozulmadan, daha kırılmadan götürüyor. Biz o konuda Fant'ta çok tecrübe ettik değil mi Filiz? Evet. Yani Fant'ta çünkü her kargoyu denedik. Gerçekten ya hepsi kötü bu arada ama yurt içi en iyisi. Yani fiyata göre düşününce hem çok aşırı pahalı değil bazı kargolar gibi, hem de daha sağlıklı götürüyor. Daha hızlı ulaştırıyor. Hayır, bir de şey var mesela, hatırlıyorsun değil mi? Bizim Akyazı'ya sadece yurt içi geliyordu. Başka hiçbir evet. Kargo gelmiyordu. Evet. Onun gibi daha diğer kargoların gitmediği yerlere de gidiyor. Bu arada PTT de gidiyordu. Hı hı. Ama PTT atıyorum ürünü biz verdik, çok ürün gönderdiğimiz için kargoyla Fant içinde 3 günde 4 günde gidiyorsa bu ertesi gün gidiyor eline. Yani bugün İstanbul'dan sipariş verdiniz diyelim. Biz 3'e kadar zaten gelen siparişleri aynı gün kargoya veriyoruz. Yani bugün saat 12'de sipariş verdiniz. Ertesi gün o 6'ya kadar elinize ulaşmış oluyor. 600 kilometrelik mesafedeyseniz. Yurt içinin öyle bir politikası var ya. Tüm kargo sürecimizde sizi sıkmak istemedik tabii. Çünkü ne kadar oldu Filiz? 2,5 saat mi sürdü hazırlaması? Aşağı yukarı. Çünkü hazır değil. Yani paketlemesini vesairesini sipariş geldikçe yaptığımız için taze taze biraz şey oluyor, vakit alıyor. Şimdi Mücahit gelecek ve paketleri alacak, götürecek. Saat tam 3.40 geçiyor. 5'e kadar verir. Ertesi gün siparişlerimizin hepsi siz sevgili cam bağlarımızda olur. Bu arada sevgili cam bağlarımız, her kargo paketin içerisine hediye bir çorap bulacaksınız.
Değil mi? İsimlere göre kadın mı erkek mi bir hediye koymaya çalışıyoruz. Evet, kadın ya da erkek çorabı yolluyoruz bir tane hediye. Ay valla arada bir bugün uyumuşuz arkadaşlar. Filizler hala yatıyor. Ben de bir sobayı yakacağım şimdi. Böyle genzimiz burnumuz o kadar kötü ki hasta olduk. Kötü de hasta olduk. Böyle çok gerçekten ağrılar var ama ateş yok. İnşallah çocuklara bulaşmaz. Diyeceğim sobayı yakayım ki şimdi onlar bir sıcağa kalksın. Ondan sonra da ufak bir alışveriş yapmaya gideceğim. Bugün ben göğe adaya gidecektim ama sağ olsun Mücoh kargolarımı aldı götürdü. Ay, saat şu anda 6 çeyrek geçiyor. Babam da bambamı yürütüyor. Çıtır çıtır sesi biraz duymanızı istiyorum. Çok dinlendirici, güzel bir ses. Vallahi hava çok soğumuş. Bayağı nefes alırken duman çıkıyor. Ağzınızdan bayağı soğuk. Bakalım. Tabii biraz... Dün yediğin hurmalar, bugün tırmalar hesabı. Öyle uyursan gitmezsen adaya. Şimdi bakalım köyde ne var? Bir kasap yok benim bildiğim burada. Ay, bu akşamı geçiştirmelik yiyecek bir şeyler almaya çalışacağım. Köyümüzün içine doğru yürüyelim bakalım. Ay. Bu arada akşam yapmam gereken bir web sitesi çalışması. Yeni yükleyeceğimiz, yarın yükleyeceğimiz videonun çalışması. Ve Trendyol'a ekleyeceğimiz yeni ürünlerin çalışmasını yapmam gerekiyor. Burası ilk marketimiz. Şimdi burada yoktur, şöyle bir ileriye bakacağım. Kasap yoksa dönüp buradan alışverişimi yapacağım. Evet. Şöyle bir baktım, bizim köyümüzde kasap yokmuş. Diyeceksiniz ki, Denizcan bilmiyor musun kasap olup olmadığını? Şimdi arkadaşlar, genelde alışverişlerimizi biz buradan yapmıyoruz. Çünkü burası pahalı. Beni çek, beni. Çekerim Ali abi. Burası pahalı. Ali abi sen nasılsın ya? Ya dayı ya. Geliyor işte bak. Yeni köyün delileri geliyor bak. Abi bizim köyde kasap yokmuş ya. Kasap ben yeni mı? Fark ettim. Ben kasabım be. Ne istiyorsun? Kıyma alacaktım yok. Hadi gidiyoruz. Yok abi olmaz. Nereye gidiyoruz? Söğütlü'ye. Yok be abi ne Söğütlü'ye. Ben dedim burada halledebilir miyiz şöyle yakın. Şimdi yarın gideceğim alışverişe. Tamam ben hiç tane ediyorum da. Ya manyak manyak konuşuyorsun sen ya. Onu hiç tane edelim. Hemen 5 dakika. Mücahit'in karşısında bir kasap var. Mustafa açıktır oğlum. Sen önüne bak da zeki abi ya. Bir şey yapıyor zaten. Sağdan. Sağdan. Bir şey ister misiniz abi? Yok yok abi yok sen işini gör. Kulaklarını söyleyeyim. Dayı çek bir de bak. Nereye geldi? Tata Bey. İlter. Bak gel. Tanıdık biri mi abi? Ya, tabii. Baki ileri çek oğlum. Ben aldım onu yapayım. Abi şey lazımmış kıyma. Abi ben yarım kilo yağlı güzel bir kıyma. Arkadaşımız nerede? Yeni taşındık, Yeniköy. 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 Ömür türlü şey yapmam dedi.
Geçen Söğüt.haber.com diye bir haber sitemiz var Söğüt ile ilgili. İlgilenen arkadaşlar orada haberlerimizi takip edebilirler. Ufak ufak da olsa içimizle ilgili sorunları, haberleri meydana getiriyoruz. Evet, orada yayınlamaya çalışıyoruz. Böyle denk geldik abi, güzel aynen, oldu. Aynen denk geldi, güzel oldu. Teşekkür ederiz. İçimiz emekleri Söğüt sakindir, güzelmiş. Görüşürüz abi, görüşürüz, teşekkürler. Havalimanı 1,5 saattir. Uçmak istediğiniz anda gidebilirsiniz yani. Ali kardeşim, gidiyor mu? Aynen, aynen. Abicim. Abi bekle geliyor. Şimdi nereye Ali abi? Ver onu. Ver onu bana. Geliyor zaten. Ver. Ver, ver, ver. Gel. Aşağı ne abi? Sen? Ali abi sağ olsun. Ali abimiz çok burada tatlı güzel bir abi. Herkesi de tanıyor. Öyle denk gelirken ya köyde kasap yokmuş demiş bulundum. Sağ olsun beni Söğütlü'ye getirdi. Kasap işimizi hallettik. Şimdi bir etrafla bir daha tanıştırıyor. Bu arada şöyle de Filiz lokantası. Hemen karşısında da Mücahit'in dükkanı var aslında. Burası Mücahit'in o nalbur dükkanı. Müco da buradan öğrenecek, onsuz Söğüt diye geldiğimi. Müco, selam. Evet, kime denk geldin? Amcacığım, iyi akşamlar. Ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldin, hamdolsun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Ya, Ali abiye rastladım. Köyümüzde kasap yokmuş dedim, beni buraya getirdi. Kasap var dedi, sağ olsun bir alışveriş yapacaktım, onu yaptım. Evet. Şimdi Ali abiyi bekliyorum, bir lokantaya girdi. Öyle mi? Kasap şurada var, Mustafa'nın var. Oradakine götürdü beni, götürmüş bunu. Yani Mustafa abi de vardı da nerede bilmiyordum ben. Mustafa, tabii canım Mustafa da var. Ne lazımdı? Abi kıyma aldım. Ya öyle bir çıktım, Filiz kıyma istedi, var mı? Bir baktım köyde yok, dönerken de Ali abiye rastladım. Ali abiyi tanıyorsundur. Abi kim, hangisi? Abi soy ismini bilmiyorum. Şey değil mi? Yeniköy'de mi? Yeniköy'den. İyi tanırım da çıkartamam. Abi sizin ameliyat olmuş eşiniz galiba, çok geçmiş olsun. Zaten oradan geliyorum şimdi. Yapabileceğimiz bir şey var mı abi? Yok, hamdolsun. Zaten ameliyattan sonra biraz bir bacaladı ama sana açıldı. İyi abi, ama İnşallah iyi olacak ya. Uğraşacağız bakalım. Ben de az önce çekiyordum dedim. İlk defa mücosuz buraya geldim dedim, mücahitsiz. Tabii, güzel çıkmadı mı sana da? Efendim? Güzel dışarı çıkmadı mı acaba? Vallahi burada görmedim şimdi onu. Dedim işte rahatsız etmeyeyim şimdi, çıkmıştır evdeyse. Çıkmıştır abi, öyle tanıyordu. Öyle. Bugün o vardı zaten, hafif kapattan beri. Ali abi şu abi bak. Aa, acı mı? Acıyor. Senin Tamer'in abisi. Tamam. Abi görüşmek üzere. Dur, hadi bakın işinize. Hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Müco, babanla konuştuk Müco. Seni göremedik ama babayı gördük. Haldayım. Eyvallah abi. Herkes evde izliyor. Aa, ben izlemeye başlamadım daha. Evet. Aa, Ali abiyi gördüm ben. Evet. Abi kasap yokmuş ya dedim şeyde. Bir araba çevirtirdi, kapı kapı dolaştık. Söğütlüğe gittik. Aa. Kıymayla tereyağı aldım. Evet, saat 7'yi çeyrek geçiyor arkadaşlar. Yeni video yayınlanmış. Bir hemen onun paylaşımlarını vesairesini yapıp hazırlığını yapmam lazım. Balkona çıkacağım. Filiz, sen Bambam'a yemek verdin mi? Ya verebilir misin onu? Ben de şu şeyi yapayım. Başım da buradan gülüyor bana. Güzeller güzelim. Tipe bak. Yuvarlak kafa. Yakışıklısın, tamam. Bükme hemen ağzını. Çok yakışıklısın sen. Ya böyle çocuk gibi her video yükledikten sonra hani aa ne oldu, kim izledi, kaç kişi izledi, nasıl izledi. Çok böyle çocuk gibi olur ya, bir oyuncak verirsiniz ona oynar. Onun gibi buradan bakmak çok hoşuma gidiyor. Ama şimdi öncelikle şuna bir Facebook'a... Şuradan paylaş. Facebook ve Twitter hesabımızda paylaşayım. Sonra da Instagram'da paylaşacağım. Bu yorumu da hemen sabitleyelim. Şimdi ayrıca da tabii telefonum şu an çekim yaptığı için onu yapamıyorum ama hazırlığını yapayım.
Şimdi telefonda paylaşımımı yapayım. Aşkım benim. Ay senin boğazın nasıl? Ağrıyor aşkım ya. Açlıktan anlayacağım ya. Valla o kadar acıktım ki. Yemek hazır aslında. Hazır ben mı? Doldu. Çorba da ısınıyor. Ben ne yapıyorum şu an? İstersen... Tamam yok yok. Mimia ile birlikte yeriz hep birlikte. Ay burnum çok kötü ya. Nefes alamıyorum. İkisi de tıkalı. Sesinden belli oluyor mu şu an? Benim şurama kadar vuruyor ağrı. Ya Mütenem Paşa dedi ballı zencefil karışım yapacağım dedi size. Bende yok zencefil de. Onda varmış. Hadi bakalım. Birazdan alalım. Çok değişik ateş yok ama onun haricindeki her şey var. Vücut ağrısı, boğaz ağrısı. Ben biraz halsizlik de var. Ya halsizlik mesela var, ateşim yok ama. Böyle ateşim varmış gibi hissediyorum. Ama yok. Ben habire bakıyorum biliyorsun hastalık hastasıyım. Tamam, bu sorta da hazır. Miyam makarnasını süzeyim, o spagetti yemiyor ya. Aha. Miyamız melekler gibi uyuyor. Aşkım, kalkman lazım, yemek yiyeceğiz. Mia. Mia, sabah oldu. Gel aşkım buraya, gel 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 gel. Gel 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 gel. Hadi kalkacağız, yemek vakti. Mia, gece yatmaz gündüz kalkmaz kızım benim, hadi. Aşkım uyanmıyor ya. Uyanmıyor. Uyanmayacağım. Dürttüm, üstünü açtım falan ama uyanmadı. İstiyorsan sen şey yap, ben makarnayı yaparım. Olmuş makarna, nasıl yapacağım? Tereyağı Mia, koymayacağım mı? Mia'ya köfte yapacağım. Aşkım, bizimki hazır, Mia'nınki de şu pişiyor. Tamam işte, Mia'nınkine tereyağı koymayacağım mı? Kocaman ona köfte de yapıyorum. Ama ben yapayım. Sen zıplayarak mı kapattın onu? Boyum yetişmiyor, ne yapayım? Atom karıncağım. Evet, baba da kaçtı. Evet arkadaşlar, biz Filiz'le bayağı şifayı kapmışız değil mi? Aynen. Her tarafımız ağrıyor. Dayak yemiş gibiyim. Dayak yemiş. Bir böyle kamyon dayak yemiş gibiyim gerçekten. Ay, bugünlük bizden bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşça kalın, hoşça arkadaşlar. Kalın. Mia kapadın. Bir hoşça kal der misin? Mia. Bye bye yapar mısın? Bye bye yap. Bye bye. Bye bye. Dede bye bye yap bakalım. Güle güle. Bye bye. Hoşça kal. Güle güle.